Merhaba arkadaşlar. Bugün 82 ekran televizyonumun ledleri söndü. Ses var, görüntü yok. Bugün sizlerle onun ledlerini değiştirmeye başlayacağım. Amatör olarak bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç değiştirmedim. Ledlerini ısmarladım. Ledler geldi. Ve size ledleri göstereyim. Evet, kutusunda böyle geldi. Evet, gördüğünüz gibi. Aslında bunlara led değil de bar diyorlar, bar. Evet. Bunlar böyle geldi. Zarar vermeden şuraya koyalım geri yerine. Bir televizyonu açalım. Evet. Televizyonumu bir açayım, ondan sonra tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar, önce şu kısmını çıkarttım. Niye ki elektriğin geldi, kablo bağlıydı oraya. Orayı açmam lazım da altta daha civatalar var. Şu anda orayı da sökeyim. Tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi televizyonu açtım. Şu anda barların olduğu bölümü yavaşça bu kağıda zarar vermeden sökmem lazım. Evet. Bu burada kalsın. Şimdi bu barları aynı bunların numaralarına göre, evet, bunları numaralarına göre burada A1, A2, A1 yazıyor. Onlara göre yapmamız lazım. Bantlarını sökeyim. Zarar vermeden inşallah. A1, A2 hepsi var. Şimdi sırayla yapmam lazım. Bunlar yapışkan arkadaşlar. İyice dikkat edelim. Yapışkanlı söküyoruz. Ama burada bunu sökmemiz için dikkat edeceğimiz konu, bunu üstten çıkarıyoruz ama önce bir burayı sökeyim, ondan sonra. Böyle birbirine, evet, sıkmalı. Çekerse, evet, gördüğünüz gibi bu yanlış bar. Bunu buraya koyuyoruz. A1. Bunu alalım. Önce burayı takmam lazım. Aynı. Gördüğünüz gibi üstten takılı. Evet, bunu taktık. Şimdi bunun bandını, yapışkanlığını sökmemiz lazım ki yapıştıralım. Arkadaşlar, bunda tam tersine yapışkan bandı yok. 2 dakika sizi bekleteyim. Evet arkadaşlar, ortadaki bar biraz zorla söktüm. Uç kısmı biraz çok zorladı beni. Onu da buraya koyuyorum. Ve A2, bunu ortaya alıyoruz. Bunları arkadaşlar, yapışkanlığı ben anlamadım ki. Bunlarda kağıt var mı yok mu yapışkan olarak bilmiyorum ama
zedelemek istemiyorum. En iyisi ben bunları yapışkanla yapıştıracağım. Evet. İnşallah bir zarar olmaz. Yapışkanla yapıştıralım ama inşallah dediğimiz gibi olur. Önce bir şunu takalım. Bu beni zorladı. İnşallah şimdi girer. Evet. O da tamam. Şu anda aynı düzgün ortalı takalım ki bunlar zarar görmesin. Bunu da taktık. Şunu da sökeyim. Arkadaşlar sökülmesi biraz zor. Ne kadar olsa bir profesyonel değiliz. Gördüğünüz gibi balçata yardımıyla yapışkanlığını uzlardan kaldırıyorum. Evet. Bunlar zaten çöp eskiler. Ucunu sökmüştüm bunun. Gördüğünüz gibi uç kısımları görüyorsunuz, bakın. Burası takma yer. Videoyu durduracağım tekrar. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi paneller taktım, yani ledleri. Yapışkanla yapıştırdığım için biraz beklemem lazım. Yoksa düşer tekrar bir daha açmak zorunda kalacağız. Biraz kuruduktan sonra tekrar sizlere olacağım. Evet arkadaşlar, o ledler kuruduktan sonra normal kağıdını da üstüne koydum. Ya normal üstüne yerleştirilen bir şey. Yani normal bir kağıt. Böyle yağlı bir kağıt. Onu da koydum üstüne. Şimdi yavaş yavaş kapatabilirim. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi en cins yere geldik. Bunu böyle alıyorum. Evet. Böyle üstüne kapattım. Çok basit. Burada gördüğünüz gibi bütün detaylarına dikkat edin. Evet. Civata delikleri hep bir aynı yere gelsin. Şu anda civatalarını yapacağım. Ondan sonra tekrar sizler olacağım. Evet arkadaşlar, birinci kapağını kapattık. Şu anda sıra bunda. Bunu da kapatacağım. Ve sizlerle bakacağız. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Evet arkadaşlar, televizyonu fişe taktık. Şu anda gelelim. Acaba çalışacak mı? Evet, şu anda düğmesine bastım. Evet. Şu anda tamam. Televizyonumuz çalıştı. Gördüğünüz gibi sinyal geldi. Demektir çalışıyor. Şu anda ben telefondan bir aktarma yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi televizyon istediğin gibi açıldı. Ve istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Burada hepsi var. Evet. Önceden hiç yoktu. Tamamen kayboldu. Ama şimdi o barları değiştirdikten sonra ledleri, televizyonunuzu sakın atmayın. Televizyona göre
televizyon LED barları yazarsınız. Aynı kaç ekran olduğunu, hangi marka olduğunu araştırın. Ben bu videomun altında o aldığım sitenin web sayfasını da koyacağım. İnşallah oradan siz de bulabilirsiniz. İzlemeniz için şöyle yapın, web sitesinde araştırma yapın. Orada web sayfasında adamların WhatsApp hattı var. Oradan bilgi alabilirsiniz. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.